Prensi, De La Crosse Gölü, Pembe Göl dedikleri yer, iki Fransız'ın işlettiği bir yer. Prensi, bunların bulunduğu, dinlendikleri, çay içtikleri, kahve içtikleri yer. Evet, ağır ağır. Evet, Pembe Göl dedikleri yer burası. Çok enteresan. Tuz yoğunluğundan dolayı, güneş yansımalarından dolayı gölde bir pembelik var. Burası bir turistik yer. Çok bakir. İnsanlar çok sade ve güzel. Buradaki işletmeyi bir Fransız aile işletiyor. Şu karşıda gördüğümüz pembe elbiseli olan kişi buranın işletmeleri. İşletme sahipleri. Kendilerine tanıştık. Tuz yoğunluğundan dolayı bir hayli pembe İçinde balıklar var. This kind of fish are living on the lake. It's a perch fish. Can I drink this water? Yes, this water we say it's a natural and fresh water. Fresh water. People who live here drink this water. Taze su. Aynen. Okay. Any with the village, have the beach, and then rally the car to the car, and come back here. You go there, and come back here. What was your name? Suleiman. Suleiman, how much? He's good. Come, he's good guy. He's a great star. He's a price. He's a price. He's a car. But he is great star. A benzin kokuyor arkadaşlar. Şimdi... Senegal'in başkenti Dakar'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pembe Göl herkesi hayrete düşürüyor. Gerçek adı Redba olan ve içerisinde bulunan bir siyano bakterilerinden dolayı tuzun yoğunluğuyla birlikte pembe rengine bürünmektedir. Gölde bakteri dışında hiçbir canlı yaşamamaktadır. Atlas Okyanusu'nun hemen yanı başında bulunan bu güzel, muhteşem göl, turistlerin hep uğrak yeridir. Paris-Dakar Rally'sinin bitiş noktası olması da işin en enteresan yönüdür. Gölden bir ton tuz çıkarabilmek için bir kişi 3 saat uğraşıyormuş. Yani bir ekip 3 saat uğraşıyormuş. Evet, istenen tuz bu. Enteresan. This is the salt for the fish. For fish? Yes, fish for fish.
balıkların içine konuyordu diyor. Salamura tuzu. Salamura tuzu gölden tuzlar bu ahşap kayıklarla çıkarılmaktadır. Ahşap kayıklar çok iptidai tarzda inşa edilmiştir. Çıkarılan tuzlar güneşte kurutulduktan sonra rafine işlemi görmek üzere Dakar'a gönderilmektedir. Aşağı yukarı her çuval 30-40 kilo civarındadır. Güneş altında kurutulan tuzlar karşıda görüldüğü üzere farklı renkler içermektedir. Köy halkının tek geçim kaynağı tuzculuktur. Bu yörenin insanları çok samimi ve içten. Evet, burada düşündüğüm gibi. Dakar. For raffination. Yes. For raffination, yes. Fabric. Europa. Kadın işçiler tuz çıkarılmış olan teknelerin içerisinden plastik kovalara tuzları dolduruyorlar. Bir kova aşağı yukarı 40 kilogrammış ve kafaların üzerinde bulunan simitler üstüne koyularak taşınmaktadır. Ham tuz. Evet. Kuma gömüldüğü için aracın tekerlerini indiriyorlar. Ama Arapça. Ben içme suyunu oradan karşıladım. Bir köy evdeki genç kız merakla geldi bize bakıyor. Namaz kılarken burada gündüz de şey okuyorlar, sesli okuyorlar. Dua al ya.
iniyoruz. Korkunç bir... Denizin sesine hayran kalmamak işten bile değil. Açık deniz. Güzel deniz. Evet, geldiğimiz yer. Ve dostlarım. Çekiyorum.